o caminin o giriş kapısına bu hadisi yazmışlar. Hadi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Accilu bi salati qabla al-fawti ve accilu bi tövbeti qabla al-mevti. Adem abi. Bunu sen de ezberlemiştin gibi geliyor ama ezberlettirdik mi, ezberlettirmedik mi? Manası accilu, acele ediniz bi salati, namazdan qabla al-fawti. Vakit çıkmadan önce namaza acele ediniz. Ve acilu, yine acele ediniz. Bir tövbeti, tövbeye kable mevti. Ölüm gelmeden önce de tövbeye acele ediniz. Demek ki en eftal ibadet, en eftal namaz hangi namazdır? Vaktinde kılınan namazdır. Vakit çıktıktan sonra kılınan namaz eda değil. Nedir? Kazadır. Sabah namazına kalkamayan bir kimse sabah namazını vakti çıktıktan sonra, güneş doğduktan sonra sünnetiyle beraber kıldığı namaz eda değildir. Kazadır. Ve bunu bilerek yapmışsa, burada hadis-i şerifte diyor ki iki rekat namazı bilerek kazaya bırakan kişinin 70 sene, 2 sene cehennem azabı çekeceğini hiç yapmıştık. Hadiste okumuştuk. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de size Sakara, cehenneme ve dehşetli vadisine sokan nedir? Biraz evvel ayet-i kerime okuduk. Onlar şöyle derlerdi. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmazdık. Batıla dalanlarla biz de dalardık. O zaman Maid suresi hemen devreye giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezi yukezzibu bidin fezalikellezi yedu'ul yetim ve la ya'uzu ala ta'amil miskin. İşte burada. Feveylil lil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılıcılarına ki ellezinehum an salatihim sahur. Onlar çoğu zaman namazında neyler? Gafiller, gafletteler. Çünkü Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki Hazretleri hangi sofi giderse gitsin, sofi soruyor, kurban ben namazlarımı tam kılamıyorum, ben zikirlerimi tam çekemiyorum. Şunu iyi bilin. Namazlarını dosdoğru kılamayan bir kimse zikirlerini dosdoğru çekemez. Çünkü namaz zikirden öncedir. Namaz zikirden öncedir. Ve bütün zikirler namazın içindedir. Bak şurada Sofi Tıbbı diye bir kitap var. Eğer şey yapabilirsem, çıkarabilirsem inşallah burada yazıyor ki evet bir gün boyunca her bir rekatta 19 farklı duruş olmak üzere 17 rekat namaz kılınır. Günde toplam 19 fiziksel duruş, ayda 3570 ve yılda 42840 duruş eder. Bu matematik değişik bir matematik. Birin altına bir çizgi çekiyorsun. Altına 2 yazdığın zaman ne oluyor? Yarım oluyor. Bir, altına bir çizgi, bir iki, ne oldu? Yarım. Demek ki matematik hesapları da çok şey. Allah birdir dediğim zaman bu bizim matematik sayısallarla şey yapmayan, yani bir kelimesiyle mukayese etmek yanlıştır. Çünkü sayıların yan yana gelmesi, alt alta gelmesi değişik manalar ifade ediyor. Evet.
İnsan 5 vakit namaz kılan kişi her gün 19 farklı duruş 17 rekat namaz kılar. Ayda 3570, yılda 42840 duruş eder. Ve burada şekillerini de şey yapıyor. Bu şekillerin tıbben fiziksel olarak ne kadar faydalı olduklarını açıklamış. Diyor ki 40 yıllık ortalama bir insan hayatında 1.713.600 duruş yapılmış olur. Bunları yapan biri kalp krizi ve diğer kardiyak problemleri, amfisem, artrit, mesane, böbrek, bağırsak problemleri, viral, bakteriyel enfeksiyonlara, göz hastalıklarına, hafıza kaybı, bunamaya, siyatik, omurilik hastalıklarına ve pek çok diğerlerine karşı bağışıklık ve korunma kazanmış olur. Sofi Tıplı. Hoş bir kitap. Bu Muhiddin-i Çeşti, kendisi Şeyh Muhiddin-i Aslen Hindistanlı olup bitkisel eczacılık üzerine birçok kitabı yazarıdır. Farsça sağlıklı ilgili birçok klasik metinleri İngilizceye kazanmıştır. Şu anda kendisi Amerika'da yaşıyor. Bu kitabı da Almanya'da Mehmet Yarbay sohbet yapmıştı. Bu kitabı da Mehmet Yarbay bana hediye etti. Onun kitabı. Ben de aynısını okuyorum size. Ah ya Rabbi. Evet kıymetli abilerim. Bir de namazda biz namazın farzları neydi? Kıyam. Bir tanesi kıyam. Kıyam diyor eliftir. İkincisi rükû. Rükû daldır. Üçüncüsü secde. Secde mimdir. Elif, dal, mim birleşince hocam elif, dal, mim üçüncü olunca Adem oluyorsun. İsim olarak değil Adem abi. İsim müsemmaya uyacak. Yoksa isim güzeldir Adem ama adam mı olmak lazım? Adem olmak lazım. İşte böyle rüküde, secdede ne yapacağız? Evet kıymetli abilerimiz devam ediyoruz. Kaç dakika oldu? Namaz konusu devam ediyor. Biraz daha neyden bahsedelim? Miraç'tan bahsedelim. Çünkü konumuzla ilgili. Biliyorsunuz Miraç ayet-i kerime ile sabittir. İsra suresinde. O İsra suresinde biz kulumuzu malen Mescid-i Haram-ı Şerif'ten Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan bölüme İsra deniliyor. İsra, gece yolculuğu. Çünkü ondan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'deyken, Zemzem kuyusunun yanındayken iki tane melek Cebrail ve Mikail aleyhisselam geldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptılar? Ameliyat yaptılar. Hani biz bu elem neşrah leke'yi okuyoruz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrek. Habibim biz senin göğsünü yarmadık mı? Ameliyat yapmadık mı? İşte biz bunu her zaman büyük hatmede okuyoruz. Diyor ki nefsi emarenin 79 tane kötü sıfatı vardır. Biz de elem neşrelekeleri 79 tane okuyoruz. Her bir taş insanın o işte manevi ameliyat yapıyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki nakşileri, rumusları, reisleri, pirleri o kadar güzel zikirleri kendi halkalarına aldılar ki ya baki entel baki zikri ameliyatı maneviyatı cerrahiyedir diyor. Manevi bir ameliyattır diyor. Ya baki entel baki. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o melekler
Ne yaptılar? Miraca hazırlamak için. Nasıl? Bugün bir astronot aya çıkacağı zaman onu da değişik şekillerde donatmıyorlar mı? Normal şeyle gidiliyor mu? Oradaki burada oradaki saatle orada sen bu kilo orada başka kilo oluyormuş yani. Sen burada 70 kiloysan uzayda 700 kilo oluyormuşum. Ya örnek veriyorum. Atıyorum yani. Yani oradaki buradaki saat uzayda olmuyor. Oradaki hava, oradaki yiyecek, oradaki şeyi tutmuyor. Mesela denizlerin altına şu kullandığınız saatler 100 metreye kadar garantilidir diyor. 100 metreye kadar. Ondan sonra garantisi yoktu. Niye? Ondan sonra basınç denen bir şey çıkıyor. Deniz patlayabilir. O saat artık orada geçerli olmuyor. İşte Peygamber Efendimiz de Miraç'a gideceği için melekler tarafından ameliyat ediliyor. Orada zemzem kuyusundan bütün şeyleri temizleniyor. Zaten temiz idi. Oraya tekrar yerleştiriyor. Ve Burak denen cennette getirilen o binek onun bir tane adımı gözümüzün açıp en uzak yere baktığı gibi hızlı. İşte o gecenin yarısından Mescid-i Aksa'dan da orada 124 bin peygambere ne yapıyor? İmamlık yapıyor. Serverlik yapıyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin de neydi? İmamıdır. Lideridir. Ondan sonraki şeye de işte 7 kat semavat Sıdrat-ı Muntaha oraya da ne diyoruz biz? İşte Miraç. Miraç yükselme. O 7 kat semavatta 1. katta Adem Aleyhisselam abimizin yanına gidiyor. Orada işte diyor ki namaz işte o Miraç'ta bize gelen en büyük hediye neydi? Namaz idi. Namaz müminin miracıdır. Namaz hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in 5 vakit bir insan evinin önünde bir ırmak, bir nehir aksa, insan da 5 gün o nehrin içerisinde girse, onda herhangi bir kir, bir pislik kalır mı? İşte namaz insanın o gün arasında işlediği küçük ve büyük günahlara nedir? Kefarettir. Namaz manevi olarak Rabbimizin huzuruna gitmektir. Huzuruna varmaktır. Evet kıymetli abilerim, sizin vaktinizi fazla almak istemiyorum. 45 dakika 55 saniye oldu. Konuya girersem şimdi size en son olarak da kendim acizane yazdığım bir şiirle bitiriyorum. Namazdaki hikmetler. Her vakit namaz bir peygamberin taklididir. Namazdaki her erkan mahlukata benzemektir. Sesli namazlar öten kuşları temsil eder. Sessiz namazlar konuşmayanları hatırlatır. Namaz mevsimlerin hava durumlarını anlatır. Namaz insanın ömür merhalelerini hatırlatır. İlk olarak sabah namazını Adem Aleyhisselam kılmıştı. Sabah namazı çocukluğu baharı hatırlatır. Çocukluğu baharı anlatır. İlk olarak öğle namazını İbrahim Aleyhisselam kılmıştı. Öğle namazı gençliği ve yazı hatırlatır. Öğle namazıyla İbrahim Aleyhisselam sünnetine uyuyoruz ve onun duasının bereketini alıyoruz. Çünkü o da Ya Rabbi benim zürriyetimde temiz namaz kılanlar bir zürriyet nasip eyle duası vardır. İlk olarak ikindi namazını Yunus Aleyhisselam kılmıştır. İkindi namazı ihtiyarlığa doğru sonbahara işarettir. Zaten insan 40 yaşından sonra
Eğer huyu ahlakı değişmemişse 40 yaşından sonra da değiştirmek biraz zordur. İlk olarak İsa Aleyhisselam akşam namazını kılmıştı. Akşam namazı kışa doğru ihtiyarlığa hatırlatır. İlk olarak yatsı namazını Musa Aleyhisselam kılmıştı. Yatsı namazı kışın şiddetine, ölüme hatırlatır. 5 vakit Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselam hediye verilmişti. 5 vakit namazla bütün peygamberlere tabiiz. Demek ki bu 5 vakiti kılmakla da bütün peygamberlere ne oluyoruz? Tabi oluyoruz. Namaza dururken sanki çok önemli. İşte huşu. Namazdaki huşu. Namaza dururken sanki son namazmış gibi düşünmeli. Azrail arkada bekliyor. Ruhunu alacak olarak bilmeli. Sağında cennet, solunda cehennem, sırat üzerinde elleri kaldırırken dünyayı arkaya attığını hatırlamalı. Allahu Ekber diyoruz ya. Burada Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki bir sofi şu iki adaba, edebe dikkat ederse namaza iftitah tekbirine başlamadan namazdaki huşu yakalar. Bir, abdestini şeriatın zahirine göre hadeseten taharet, neceseten taharet dediğimiz istibra ve istincaya dikkat ederse, abdestini sünnete uygun alırsa, abdest alırken konuşulmaz, abdest ayakta alınmaz, ayakta çiş yapılmaz, ayakta yemek yenilmez. Ne diyelim? İşte böyle abdest alırsa bir. İkincisi de şu boğazda geçen lokmaya dikkat ederse, helal lokmayı yerse, birisi dış temizlik, birisi de iç temizlik olursa daha namaza iftitah tekbirine başlamadan Allah-u Teala onun aklına, kalbine dünyalık hiçbir şey getirmez. İşte bu namaz Şah-ı Nakşibend Hazretleri dediği gibi rahmani bir cezbe, rahmani bir ibadet, ins ve cinin ibadetine bedeldir. Süleyman, bu Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi Hazretleri mi? O da diyor, aşk ile bir kere Allah desen, dökülür bütün cümle günahların. Aşk ile bir kere Allah demek. İşte namaza öyle güzel durmamız lazım ki, sanki son namazmış, sanki Azrail arkamızdaymış, sanki sıratın üzerindeymişiz, sanki cennet sağımızda, sanki cehennem solumuzda, sanki Kabe önümüzde, kıyamda ağaçlar namına Allah'la konuşuyor, rüküde hayvanlar adına Allah'la buluşuyor, secdede sürüngenlerin acziyetini bildiriyor, ettehiyyat'ı da dağları, kayaları temsil ediyor. Allah hepinizden gani gani razı olsun. Sohbetimizi burada son vermek zorundayız. Sohbetten maksat intibadır, uyanmadır, tövbedir. Aramızda ilk defa bu sohbete katılmış veya da daha önce katılmış ama tasavvuf ve tarikattan hissesini almamış, bir mürşidi kamile bağlanmamış kardeşlerimiz varsa buyurun ön tarafa gelsinler. Aramızda vekil abilerimiz var. Onlara tasavvuf dersi verelim. Allah hepimizi hakiki manada namazını dosdoğru kılanlardan ve miraç, namaz müminin miracıdır ve manevi olarak da yükselen kullarından eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.